Merhabalar sevgili arkadaşlar. Nagiş ile El İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere biberimizin yapılışını göstereceğim. Beremiz 1 yaş bebekler için. 2 yaşa da olabilir, bayağı bir esnek. Beremiz için kullanacağımız ip Nako Bebe 100. Tığ olarak da 7 numara tığ kullanacağız arkadaşlar. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin. 96 tane zincir çekip burada birleştirmemi yaptım. Yine zincirimi 96 tane trabzanla dolduruyorum. Hiçbir yeri atlamadan bütün zincirlerimizi trabzanla dolduruyoruz. Birini bir, ikisini bir, ikisini bir. Bu şekilde doldurarak 96 tane trabzan yapalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde 96 tane trabzanımı yapıp başa geldim. İlk baştaki trabzanımın içinden tığımı geçirip tığımın başını dolamadan ipimi sabitliyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayıp şu şekilde arka taraftan trabzanımın belinden doluyorum. Birini bir, ikisini bir, ikisini bir. Tekrar tığımı doladım. Bu defa ön taraftan trabzanımın belinden birini bir, ikisini bir, ikisini bir. Tekrar tığımı doladım. Yine ön taraftan birini bir, ikisini bir, ikisini bir. İki ters, iki düz olarak bu şekilde devam ediyoruz. Tekrar arka taraftan trabzanımın belinden tekrar arka taraftan tekrar ön taraftan tekrar ön taraftan tekrar arka taraftan tekrar arka taraftan bu şekilde iki ters, iki düz, iki ters, iki düz bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar bu sırayı. Evet arkadaşlar, tekrar başa geldim. Tersin yanında hemen iki tane düz olarak denk gelmiş oldu. 96 tane yapmamızın sebebi bu şekilde denk gelmesi için. Tekrar buradan trabzanımın içine ipimi yine sabitliyorum. Tığımın başını dolamadan sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar tığımın başını dolayıp trabzanımın belinden arka taraftan trabzan yapıyorum. Trabzanım iki tane ters olarak bu şekilde
olmuş oldu. Tekrar bu defa ön taraftan trabzanımın belinden doladım. Tekrar ön taraftan tersi tersin üzerinden, düzü düzün üzerinden bu şekilde tekrar arka taraftan yine arka taraftan ön taraftan ön taraftan arka taraftan arka taraftan ön taraftan bu şekilde tersi terzin üzerinden, düzü de düzün üzerinden trabzanlarımızın belinden dolayarak bu şekilde 4 sıra yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 sıramız olmuş. Üzerinden son bir sıra daha yapıp lastik bölümünü tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde beremizin lastik kısmını 4 sıra örüp tamamladık. Şimdi üst tarafının yapımına geçiyoruz. Burası ters olan yer. Bakın arkadaşlar, ters olan yer. Burası düz olan yer. Ters olan yer ilk baştaki birleştirme yerimize tığımın başını dolamadan bu şekilde sabitledim. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Üç tane zinciri çektikten sonra araya trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte 2 tane oldu. Tekrar tepesine bir trabzan daha yapıyorum. Ters olan yerin bir tanesini zincirimle yukarı çıktım. Araya bir tane trabzan yaptım. Tekrar diğerinin tepesine bir tane trabzan daha yapıp 3 tane trabzanım olmuş oldu. Tekrar burada düz olan yerimiz var. Bakın arkadaşlar. Tekrar burada tığımı doladım. Bakın. Bu şekilde tekrar doladım. Böyle küçük bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı topladım. İki tane zincir çekiyorum. Tekrar burada iki tane düz olarak trabzanımız var. Orayı atlıyoruz. Ters olan trabzanımın tepesine batıyorum. Bir tane trabzan yaptım. Tekrar arasına bir tane daha. Tekrar tepesine bir tane daha.
bu şekilde. Trabzanımın tepesine bir tane, arasına bir tane, diğer tepesine de bir tane, 3 tane trabzanım olmuş oldu. Tekrar tığımın başını doladım. Burada 2 tane düz olan trabzanımız var. Hemen şu şekilde ikisinin arasından 1, 2 tığımı 2 defa dolayıp ilmeğimi uzatarak fıstık yapıp bu şekilde topluyorum. Tekrar 2 zincir. Tekrar tığımı doladım. Buradaki 2 tane düz olana atlıyorum. Ters olanın tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Bir tane araya. Tekrar bir tane de diğerinin tepesine 3 tane trabzanım oldu. Tekrar tığımın başını dolayıp yine düz olan 2 tanenin bu şekilde bir, iki. Tekrar fıstığımı topluyorum. Bir, iki. Tekrar buradaki düz olan 2 taneyi atlayıp ters olan trabzanımın tepesine. Tekrar arasına. Tekrar diğer tepesine. Üç tane trabzanım oldu. Tekrar tığımın başını doladım. Yine bakın, 2 tane düz olan var. 2 tane düz olanın arasından. Bir, iki. Fıstığımı bu şekilde topladım. Tekrar 2 zincir. Yine aynı şekilde 2 tane düz olanı atlayıp yine ters olanın tepesine batıyorum. Arasına. Tekrar diğer tepesine. Evet arkadaşlar, bu şekilde yine örümcek yaparak aynı şekilde şuradaki fıstıklı örümceklerden yine bu şekilde yaparak devam ediyoruz. Bu şekilde bu sıramızı dönerek tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde başa yaklaştım. Yine eklememi yapmadan önce burada da göstermek istiyorum. 2 tane zincirimi çektim. Tığımın başını dolayıp aynı şekilde ters olan trabzanımın tepesine batıyorum. Tekrar trabzanımı yaptım. Bir tane de araya. Tekrar bir tane tepesine. Şekilde tekrar buradan bir tane fıstık yapıyorum. Tığımın başını yine 2 defa dolayıp fıstığımı topluyorum. Bu şekilde tekrar 2 tane zincir.
Şurada bakın arka tarafta yapmış olduğumuz fıstığın arka tarafında trabzan var. Onun ilk trabzanından tığımın başını dolamadan birleştiriyorum. Bu şekilde birleştirmemi yaptım. Tekrar 3 zincir, tekrar trabzanımın tepesine. Zincirimle birlikte 2 tane oldu. Tekrar 3. trabzanıma batıyorum. Trabzanım 3 tane oldu. Bu şekilde. Tekrar buradan buradaki örümceğin bakın yapmış olduğumuz fıstık da diyebilirsiniz, örümcek de diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde arasından şöyle açarak göstereyim. Tekrar 1 2 tekrar topluyorum. Bu şekilde 2 zincir. Tekrar arka taraftaki trabzanın tepesine batıyorum. Burada 3 tane trabzanımız vardı. Yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Evet, 3 tane trabzanımı yaptım. Tekrar şuradaki fıstığımın arasından 1 2 tekrar topluyorum. İki zincir. Tekrar. Burada yine 3 tane trabzanımız var. Yine bunun üzerini 3 tane trabzanla dolduruyoruz. Bu şekilde. Tekrar bakın bir geride fıstığımız var yine. Fıstığımızın arasından ilmeğimi uzatıyorum. Tekrar ikinci ilmeğimi bu şekilde topluyorum. Yine iki zincir. Tekrar diğer trabzanıma geçiyorum. Bu şekilde. Fıstıklarımız çapraz bir şekilde devam ediyor. Tekrar buradaki fıstığımızın arasından yine ilmeğimi uzatıyorum. İki zincir. Tekrar tığımın başını doladım.
Yine 3 tane trabzan yapıyorum. Tekrar. Fıstığımın arasından yine tığımı 2 defa dolayarak yine fıstık yapıyorum. Tekrar 2 zincir. Tekrar yine buradaki 3 tane trabzanın tepesine yine trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın başını dolayıp iki zincir. Tekrar trabzanımın tepesine tekrar fıstığımın arasından ilmeğimi uzatıyorum. Bir tane daha. Bir, iki zincir. Bu şekilde trabzanlarımızın tepesinde yine 3 tane trabzanımızı yaparak devam ediyoruz. Araları hep ikişer zincirle devam ediyor. Çapraz şekilde fıstıklarımızı bu şekilde devam ederek bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, yine başa geldim. 2 tane zincirimi çekip buradaki trabzanımın köşesinden tığımın başını dolamadan tekrar ipimi sabitledim. Yine 3 tane zincir çekip tekrar trabzan yapıyorum. Yine 3 tane trabzanımızın tepesine 3 tane trabzanımı yaptım. Tekrar burada bir gerideki fıstığımızın arasına batıyoruz. Bir, iki. Fıstığımı topluyorum. İki zincir çektim. Tekrar tığımın başını dolayıp diğer fıstığımın arasında yine 3 tane trabzanım var. Tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Tekrar bir gerideki fıstığımın arasına tekrar fıstık yapıyorum.
Fıstığımı topluyorum. 2 zincir. Tekrar diğer trabzanıma. Tekrar fıstığımın arasına 1 2 tekrar topluyorum. 2 zincir. Tekrar diğer trabzanımın tepesine yine 3 tane trabzan yapıyorum. Tekrar fıstığımın arasına 1 2 tekrar bu şekilde topluyorum. 2 zincir. Tekrar yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Tekrar fıstığımızın arasından yine 2 defa dolayarak tığımızı fıstık yapıp topluyoruz. 2 tane zincir. Tekrar diğer trabzanımın tepesine yine 3 tane trabzan yapıyorum. Tekrar fıstığımın arasından tığımı 2 defa dolayıp tekrar fıstık yapıyorum. 2 zincir. Tekrar diğer trabzanıma geçiyorum. Yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle arka kısmını da çevireyim. Burada 3 tane trabzanımız var. Arası 2 zincir. Yine 3 trabzanımız var. Arası 2 zincir. Bu şekilde 3 trabzan 2 zincirle baştan sona kadar bu şekilde devam ediyor. Fıstıklarımızı da aynı şekilde çapraz bir şekilde birbirinin içinden alarak devam ediyoruz. Birimiz çok kolay aslında arkadaşlar. Biraz zor gibi görünebilir. Yeni başlayanlar için tabii ki de diğer arkadaşlarımız ustası olmuştur. Onlar için zorluk olmayacaktır. Bu şekilde hiçbir şekilde artırma eksiltme yapmıyoruz. Baştan sona kadar bu şekilde devam ediyoruz. İstenilen mesafeye gelinceye kadar örüyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde beremizi büyüttüm. Toplamda 15 sıra olacak. Şu anda 14 sıra olmuş oldu. Sayımızı da şu şekilde sayıyoruz.
Çapraz olan fıstıklarımızı 1, 2, 3, 4, 5 gibi bu şekilde sayarak devam ediyoruz. Tekrar ben 15. sıramı yine aynı şekilde devam ediyorum. Burada 2 tane zincirimiz var. Burası bizim bağlantı yerimiz. Tekrar ben buradan tığımın başını dolamadan bağlantımı yapıyorum. Tekrar burada 3 tane zincir çekip yine yukarı çıkıyorum. Tekrar trabzan yapıyorum. Kenardaki zincirimle birlikte 3 tane trabzanım olmuş oldu. Tekrar şöyle bir gerideki fıstığımı tutarak tığımın başını doladım. Fıstığımın arasından 1, 2. Tekrar fıstığımı topluyorum. 2 zincir. Tekrar tığımın başını dolayıp diğer 3 tane trabzanımın tepesine batıyorum. Tekrar fıstığımın arasından yine 2 defa dolayıp fıstığımı topluyorum. 2 zincir. Tekrar tığımın başını dolayıp trabzanımın tepesine. Tekrar trabzanım 3 tane oldu. Hemen yine bir gerideki fıstığımı elimle tutarak aynı şekilde 2 defa dolayıp fıstığımı topluyorum. Yine 2 zincirle diğer trabzanıma geçiyorum. Şu şekilde. Trabzanlarımız 3 tane. Aradaki zincirler 2 tane. Ön kısımdan da fıstıkların arasından bu şekilde tığımızı 2 defa dolayıp aralarından fıstık yaparak bu şekilde son sırasını gidip beremizi kapatacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde 15. sıramı da tamamlayıp başa geldim. Tekrar burası bizim birleştirme yerimizdi. Yine buradan birleştirmemi yapıyorum. Tığımın başını dolamadan birleştirmemi yaptım. Tekrar bu defa trabzanımın tepesinden sık iğne yapıyorum. Şu aradaki zincire gelebilmek için gizli sık iğne ile zincirimin içine geliyorum. Tekrar buradan 1, 2, 3 tane zincirle yukarı çıktım. Tekrar zincirimin içine trabzan yapıyorum. Tekrar bir tane daha. 3 tane oldu. Bu şekilde tekrar tığımın başını doladım. Diğer zincirimin içine geçiyorum. Aradaki 2 tane zincirlere 3 tane trabzan yaparak devam ediyoruz.
Tekrar burada yine 3 tane trabzan yaptım. Tekrar tığımın başını dolayıp diğer zincirimin içine geçiyorum. Buraya da aynı şekilde 3 tane trabzan yapıyorum. Üç tane trabzanım oldu. Tekrar tığımın başını dolayıp diğer zincirimin arasına geçiyorum. Tekrar diğer zincirimin arasına yine 3 tane trabzan. Artık beremizin üst kısmını bu şekilde kapatıyoruz. Bu şekilde başa kadar örüp burada birleştirmemizi yapıp biraz ip bırakıyoruz. Şuradaki aralardan bu şekilde dikerek kapatıp pompon veya gül dikiyoruz arkadaşlar tepe kısmına. Bu şekilde tamamlayıp bitiriyoruz beremizi. Evet arkadaşlar, bu şekilde beremizi tamamlayıp bitirdim. Gösterdiğim şekilde önce beremizi topladık. Sonra pompon yapıp diktim. Pomponum biraz küçük oldu ama dilerseniz daha kabarık bir pompon da yapabilirsiniz. Bu şekilde bu beremiz de bu şekilde tamamlanmış oldu. Tekrar diğer videolarla yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.